Çözünürlük hesaplamalarına yani karışım konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi de e, hacimce yüzde derişim konusunda Sayın hocam. <laughs> e, hacimce yüzde derişim bu sefer. Heyecanlı <laughs> bir şey oldu. <laughs> evet. Sıvısı, yani bu sefer şu, olay şu. 100 mililitre sulu çözeltede ne kadar kaç mililitre çözünen var? Hacimce yüzde derişim şu anlama geliyor. Çözüneni mililitre cinsinden alacağım. Çözücü de mililitre cinsinden alacak. Toplamda çözeltiyi de mililitre cinsinden yani hacim cinsinden tarif edeceğiz. Hı hı. Okuyalım aslında şöyle bir şey: Sıvı sıvı için çözülebilen bazı çözeltilerin derişimleri hacim yüzdesine göre hazırlanabilir. Örneğin hacimce yüzde otuz bakın kelimeye bakın hacimce yüzde otuz etanol barındıran 100 mililitre etanol çözeltisinin 30 mililitresi etanoldur. mililitre çözeltideki mililitre çözünen miktarıdır. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bunu formüle dökecek olsak şöyle bir ifade yaparız. Mililitre çözünen bölü mililitre çözelti çarpı 100. E, yorumlar alıyoruz ifade üzerinde. E, çocuklar diyorlar e, ziyadesiyle formülle çözelim diye. Bunu da dikkate alarak soruları çözerken bunu önemseyeceğiz hocam bu sefer. Mesela ilk sorumuz şu. 80 mililitre etanol artı 320 mililitre su karıştırılarak bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltide etanolün hacimce yüzdesini bulunuz. Direkt hacimce yüzde sorusu. Aslında ne demek bu? Etanolün hacimce yüzdesini bulmak nedir? 100 mililitre çözeltide kaç mililitre etanolü var? Bize bunu soruyor. Hı hı. Şimdi isterseniz ilk başta 10 orantı gidebiliriz bu sorumuzda. Evet, bakınız toplam benim çözeltim kaç mililitre? 400 Evet, ikisini topladığınız zaman 400 mililitre çözeltim varmış. Bunun için ne kadar çözünen var? 80. 80 mililitre. Tamam. 400 mililitre çözeltide 80 mililitre etanolü varsa soru ne? Hacimce yüzdesini bulunuz. 100 mililitre çözeltide çözeltide kaç mililitre etanolü var diyoruz. Hemen işler dışlar X çarpı 400 eşittir. Yanlış mı yaptık? Çok ya, tamam. 100 çarpı 80. Biraz aşağıda olduk. Evet. İfade hı hı. olarak eşittir hemen. 20. X eşittir 20. X deriz. Şu kağıtları kullanabilir miyiz müsvedde? Yani şey olmaz değil mi? Arkası karalı. Normal A4'ü ziyan etmektense. Buraya devam edin isterseniz. Bitirdiniz evet. mi? Bunu bitirdim. Bu bitti. Bu tamam. Bu bitmiş. O zaman Diğer soruya da geçeriz. Yani. Pekala. Yeni sorudayız. Diyor ki. Hacim cevizde kırıklık etil alkol çözeltisi hazırlamak için 100 santimetre küplük alkole kaç santimetre küplük Su ilave edilmelidir, eklenmelidir. Hı hı. Şimdi hacimce yüzde kırklık diyor. Formülden de gidebiliriz, değil mi? Formülümüz ne? Ee, mililitre çözünen bölü mililitre çözelti çarpı yüz. Şimdi e, çözelti her zaman için kimden oluşur? Çözücü ve çözünenden hı hı. oluşur. Çözeltimiz, çözeltimiz. E, 100 santimetre küp alkol artı artı X santimetre küp sudur. Formüle göre yüzde kırklık dediği zaman 40 eşittir. Çözünen miktarı 100 santimetre küp alkol. Ama çözelti cinsinden 100 artı x derseniz, 100 artı x derseniz. mi devam ettiririz. Ben saplamışım aslında ama. Öyle <laughs> mi? Peki hala yapayım işlemi olarak yazacağız sonuçta. Tabii tabii tabii. Payda bir. Aynen. Ne olacaktır? 4000 artı 40x evet. eşittir. Bir şey unuttuk yalnız. Şuradaki 100'ü unuttuk. Ha tabii 100'ü de, de kullanmamız Çarpı lazım. Çarpı yüz vardı Tabii tabii, tabii, tabii. O zaman şöyle yapalım işlemi. Tamam. Şu sıfırla şu sıfır gitsin. Götürsün. Şu 10 yukarı ile çarpılacak. Şurası ise karşı ile çarpacak. Karşı ne çarpılacak. ne ile 400 artı 4x. X. 10 ile 100'ün çarpımı 1000. 1000. Evet. 4x eşittir 600. Her tarafı 4'e bölersek x eşittir 150. 50 santimetre. Biz bunları hep oran orantıdan niye öğretmenler böyle yapıyor? Niye illa formül? Ya illa işliyor? hani formül istiyorlar ki daha düzenli görünsün. Çocuklar bu sefer ne yaptı belli olmadan o işten bırakıyorlar. Bu çok kısıtlıyor insanı. Yani ben lisedeyken öğretmenlerim bana böyle bir şey dediyse ben gerilirdim. İşte biraz. Ben da, buluyorum, hesaplıyorum. Şöyle. Evet, oran orantı kullanmazsanız bu sefer de ezber oluyor. Hak da biliyorum. Ya yani bir yoldan bir bundan çözeceğiz artık birazcık idare edeceğiz durumu. Evet. Bu sefer. 60 mililitre kısılan ve 240 mililitre toluen karışımının tolven gibi gözüküyor değil mi? Toluen karıştırılarak oluşturulan hacimce toluen yüzdesini bulunuz. Bu ikisini karıştırarak çözelti oluşturuyoruz. Hacimce yüzde soruluyor. Hı hı. Pekala hacimce yüzde sorusunu çözerken oran orantıda kullanabiliriz yine değil mi? 60 kısılan, 60 mililitre kısılen artı bu soruyu oran orantıdan çözelim. Hı hı. 240 mililitre toluenden. Benim çözeltim kaç mililitre sayın hocam? 300. 300, mililitre çözeltim var. Çok güzel. Şimdi bana diyor ki hacimce tolayan yüzdesi sorulmuş. Tamam. 300 mililitre çözeltide. 300 mililitre çözeltide. E, 60 mililitre kısılan varsa. Aa tolayan soruyor. 240 mililitre tolayan varsa. 100 mililitre çözeltide. Kaç mililitre? X mililitre. X mililitre tolyan vardır. Hemen 100 çarpı 240 eşittir 300 çarpı x diyorum. Hı hı. E gitti sıfırın bir tanesi. Bir sıfır daha götürdüm oradan. Hı hı. 240 eşittir 3x. 3 bölüm olarak geçer. 240 bölü 3 eşittir x. Yani %80 oranında tolyen varmış bizim çözeltimizde. Oran orantıdan da gidebiliriz. Öteki türlü de gidebiliriz. Formülü de yapacak mıyız? Yok bir soru formül bir soru şeyle tamam. gidelim hocam. Çok daha mantıklı. Şimdi diyor ki 70 mililitre benzen ve kaç mililitre toluen karıştırılırsa 250 santimetre küp hacimce %30'luk benzen çözeltisi oluşur. Biraz ağır mı bu? Evet çünkü santimetre küp var. Santimetre, santimetre, küp, küp, ve mili... santimetre küp özellikle yazıldı. Mililitre ile aynı değere sahip bir ifade. Tabii bunu biz soruları çözerken hı hı. suyun art 4 santigrat derece olduğunu, ya yani ortamın pardon ortamın art 4 santigrat derece olduğunu kabul ediyoruz. Anladım. İfadeler bunun üzerine gidiyor. Pekala. 250 santimetre küp, hacimce %30'luk benzen çözeltisi oluşur. Nasıl yapacağız bunu? 75 mililitre benzen ile kaç, kaç mililitre, mililitre toluen karıştırırsa? 250, 250 santimetre küp, yani 250 mililitre diyoruz. Evet. 250 mililitre eğer direkt olarak 75'i çıkarsak bulmaz mıyız? Yani iki, e, ben 250 santimetre küp çözelti hazırlayacağım ama. Tamam. E, tamam. 75 mililitre benzeminiz var zaten. Hmm, o zaman 250'den evet. 275'i çıkardığım zaman miktarını bulmuş evet. oluyoruz. Ama %30'luk diyorum. Bunun bir anlamı var mı? Yani bir anlamı ifade etmiyor. Çünkü 250'nin %30'u zaten 75 çok e o kafayı karıştırmak için verilmiş. Evet, öyle, öyle yani. düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi öyle yaparsanız eğer 250 cm küpün %30'unu aldığınızda kaç yapacaktır? <laughs> 75, 75, yapacaktır zaten. <laughs> Maksat kafayı karıştırmak olduğuna göre o zaman 250 cm küp e, ee, siz 75 mililitre hocamın dediği gibi benzene çıkarırsanız direkt olarak yani 75. 175 mililitre ya da santimetre fark etmediği için böyle yazdım. Hı hı. Anlarlar umarım. Mililitre ne buluruz biz? Tolyan bulmuş oluruz zaten. Yani amaç burada kafa karıştırmak dediğiniz hı hı. gibi başka bir şey değil. Peki direkt olarak hesabını yapsalardı zaten. 250'nin %30'u 250 75 nin, olduğunu da evet, görebilirlerdi. Evet %30'u zaten burada 75 mililitre benzen demektir. Hı hı. Yani Oradan da sağlamasını yapmış oluruz. Kesinlikle. Peki başka bir kavram var. Hacimce, kütlece, yüzde derişim. Bu da 100 mililitre çözelti çözülmüş maddenin gram değeridir. Mesela 100 mililitre çözelti 2 gram e, potasyum bromür içeren su çözeltinin derişimi yüzde 2'dir denir. İfade bu. 100 gram, mililitre gram arıyoruz. Gram çözünen bölü 100 mililitre çözelti. Bakın formülü beraber oluşturalım. Zaten oluşturdum aslında. Hı -hı. Ee, çözünen gram çözünen gram bölü çözelti mililitre çarpı 100 sizin formülünüz olacak. Ben formülü ezberlemek istemiyorum. İyi de formülü beraber çıkardık zaten. Hı -hı. Bunu direkt formülle gidelim isterseniz. Hacimce kütlece diye başlıyor. Bakın hacimce çözelti kütlece çözünen Hacimce yüzde %5'lik 200 ml sodyum klorür çözeltisi hazırlamak için kaç gram sodyum klorür gerekir? Hı hı. Cevabı %5 olarak bulacağız. Tamam. Şimdi çözünen gram cinsinden böyle çözelti 200 ml çarpı 100 eşittir 5 Beş. çıkması gerekiyor. Bundan sonra ne yapıyoruz sayın 200 hocam? 200 sadeleşiyor zaten. Evet, mi? buradan kaç kalıyor? 2 kalıyor. Çözünenin gram değeri 10 gram Sodyum, klorür olacaktır diyoruz. %5 ise 200'de 10 zaten. 200'de 10 zaten çıkarıyoruz. Evet. 25 gram magnezyum sülfat. Magnezyum sülfat. Suda çözünerek 500 mililitre su çözelti hazırlanıyor. Buna göre bu çözelti hacimce kütlece yüzde karşılıktır. Oradan Hı. alttan gidelim bu sefer de. Tamam. Ne yapıyoruz? 500 Toplam 500 mililitre, 500 mililitre çözelti. 500'de 25'iz. 500, 500 mililitre çözeltide çözeltide. 25 gram magnezyum sülfat varsa o zaman diyoruz ki hacimce kütlece yüzde soruyor. 100 mililitre çözeltide kaç gram magnezyum sülfat var? 5'te 1'i 5'te 1'i desek hızlıca doğru, söyleyebilir miyiz? Doğru. O zaman çözünen yüzde 5 beş görüyoruz. 5'te biri olduğuna göre bu da bunun 5'te 1'i bir. olacak. Doğru yani yüzde 5 hacimce yüz, kütlece yüzde 5'lik bir çözelti ediyoruz. Evet. Bunun da formülden gidelim gene. 30 gram sodyum bromür tuzundan hacimce kütlece %20'lik kaç mililitre çözelti hazırlanabilir? Bu sefer çözelti miktarını soruyor değil mi? Hı -hı. Formül çözünen çözünen bölü çözünen gram bölü çözelti mililitre çarpı 100 eşittir %20 olacakmış. Hı -hı. Evet. Çözünenin gramı 30. çözeltiyi bilmiyorum ne kadar olacağını x diyelim. Hı -hı. çarpı 100 eşittir 20 olsa hı hı. şu şunu buradan 5 yapsa evet. bununla bu çarpıldığında 150 bölü x eşittir 1 kalacaktır. Bölüm olan çarpma olarak geçer. 150 eşittir x yani 150 mililitre çözelti hazırlanabilir diyoruz. Tamam. Evet. Şimdi başka bir derişim kavramı var. Biz ilk başta kütle cezo derişim gördük. Sonra e, hacimce kütle hacimce yüzde değişimi gördük. Hacimce kütlece yüzde değişimi gördük ve son olarak e, PPM kavramı yani parts per million yani milyonda bir çözünen maddeler için çözünebilen madde miktarına bakacağız. Yani çok hassas analizlerde çok küçük derişim birimleri olarak kullanılan bir ifadedir PPM. Bu milyonda bir demektir. 1 kilogram tuz attı çözünen maddenin miligram değeridir bu ppm. Daha güzel söylersek eğer ifadeler miligram kilogram değil de aynı olsa çözünen miktarı siz çözünen gram çözünen gram e, çözelti kütlesi çözelti gram alırsanız aradaki farkın aradaki farkın 10 üzeri 16 kadar 10 üzeri 6 kadar pardon olması gerekir. ifade olarak ki eşitlesinler ppm 10 üzeri 6 milyonda biri ifade eder. Hı hı. Şimdi mesela sorumuz var. Direkt formülden de gidebiliriz. Normalde çözebiliriz ki formül daha garantilidir burada. 500 mililitre su örneğinde 3.2 miligram kalsiyum iyonu bulunmaktadır. Hı hı. Bu 500 mililitre su değil yalnız bakın. Zaten var 500 mililitre çözelti oynayayım. var. Hı. Evet. Buna göre bu çözeltinin derişimi kaç ppm'dir? Burada bir şeyler önemli. Birimler, ifadeler önemli değerler bunlar. Hı. Şimdi bunu yaparken mililitrenin e, gram olduğunu bilmemiz lazım. Küktür. Evet. Centimetre bunu bir köpte... yazalım mı? Hı. Mililitre eşittir. Santimetre küp eşittir gram olarak alıyoruz zaten. Bu ifade Hı. önemli. Tamam 500 gram çözeltimiz var. Bu su var. olduğu için böyle değil mi? Tabii tabii tabii. Hı. Su Hı. olduğu için böyle. Şimdi ppm değerini bulacağız değil mi? Kaç ppm'dir? Ppm ifadesi bir kağıt üzerine çözsek ya hocam soruyor. Tamam. Daha güzel olacak. Üste yapalım, evet. Şimdi PPM değerini bulacağız. Bulurken çözünen miktarın ne kadar? 3.2 miligram. Hı hı. Ee, benim çözünen miktarım 500 gram. Hı hı. 500 gram. Bu 500 gram e, miligram cinsine çevirsek, bir sürü sıfır atmamız gerekir. Evet. Bu burada biraz terslik yapıyormuş gibi ama bu, öyle değil. Birim olarak, ppm olarak bıraktığımızda miligram bölü gram olarak göstermeyeceğiz mi zaten? Evet öyle olacak aslında. Öyle burada direkt o de çıkabilir. Direkt şöyle yapayım. Buyurun. buyurun. 5'e bölelim. Tamam. 100. 5'e bölersek arkadaşlar 0,64. 5'e evet. çarptığımızda evet. bunu kenarda 5'e bölebilirsiniz. 3,2 bölü 5 diye. Hı hı. Böylesi daha kolay olacaktır. 32 bölü 10 bölü 5 bölü 1'den. 32 bölü 50'yi bulacaksınız. Hı hı. 2 ile genişletin. 64 bölü 100 o da 0,64. O 0,64 bölü 100 oluyor. Bir de bunu 100 ile çarpıyoruz herhalde. 0,64 mü diyoruz? Ne diyoruz? Evet evet aynen öyle. Ama yalnız burada bir değişiklik söz konusu. Hı hı. Şimdi PPM aldığımızdaki başka bir kağıt alsak ki bu tartışmayı özellikle burada beklettim. Alalım hocam kağıt. Alamıyorum. Aldım. Şey Çektim geldi. Hı. Şimdi PPM'in değeri miligram çözünen bölü özellikle bekledim kilogram çözüldü. Tamam. Orada gram yapayım. gram var evet evet. 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 Şimdi Olsun olsun bu iyi oldu. Hı hı. Lazımdı bence. Şimdi elimizde 3.2 miligram var. Evet. Bölü 500 gram çözünen. 500 gram da 0.5 kilogram demek. Yani 1/2. Evet. 0.5 kilogram. Şunu şöyle yapsak 3.2 böyle 1 bölü 2 yapsak 6 ,2. değeri 6.4 ppm olarak bulursunuz. Genelde ppm değerleri bu tarz tam sayı değil hani e, evet evet yani sıfır noktalardan ziyade 6.3 3.5 gibi de, 2 gibi değerler bulacağız. Zaten çok küçük bir değer çünkü. Bu bu şekilde oldu iyi oldu. Şunu alalım hocam. Evet. Evet yeni bir sorudayız. Hı hı. Ee, bakır artı 2 iyonun derişimini. 4 ppm olan bir çözeltinin 100 kilogramında kaç gram bakır artı ikiyonu iyonu vardır? Ppm sonra dikkat edeceğiz. Biraz tabii tabi terslikleri olabiliyor. Şimdi grama kilogram vermiş bir ambele oluyormuşuz gibi tuhaf bir durum var ama yok bir şey rahatız. Siz ppm'den bahsediyorsanız gramları kilogramları bir yerlere yerleştirebilirsiniz. Miligram İsterseniz bölüğü. Evet yani evet hemen şöyle diyelim. Ppm eşittir. Bakınız. Çözünenin miligramı miligramı bölü çözelti çözelti kilogram şeklinde de gidebilirsiniz. işi İşi buradan bitirelim. Cevabımız 4 değil mi bizim? 4 eşittir. Evet. Çözeltinin miligram cinsinden değerini bulacağım farkındaysanız. Hı hı. Çözünen miktar bakır artı iki ondur Evet. Çözünen miktar bakır artı iki miligram cinsinden çıkacak. Kilogram değerim benim ne kadar? Bin, şey, 100 Şey yüz. Yüz kilogram var. Yüz kilogram. Şu anda benim Burada değer olarak, değer olarak 400 mg gönderdiğim zaman Hı -hı. 400 mg x yani bakır artı 2 iyonum var. Bana bunun kaç gram olduğu sorulmuş. Hı -hı. O da 400 mg'ında hemen e, çünkü 1 gram 1000 mg ifadesel olarak 0,4 0,4 gram olduğunu bulabilirim. Hı -hı. Yani sen ta 100 kilogramda 0,4 gram bakır artı ekiyonu çöz. Ayıp da bir şey yani. Şu şeyde az öncekinde yaptık ki ya, 10 üzeri evet. 6. Evet. O şurada bir tane 10 üzeri 3 gelecek. Evet. Buradan da bir tane 10 üzeri 3 gelecek. Onları nötrlemek için mi oluyor? Nötrlemek, nötrlemek için nötrlemek oluyor, oluyor. kesinlikle. Pekala yeni bir soru örneğimiz var. Hı hı. Bir su örneğin, örneğinin analizinde 0,1 kilogramlık çözeltide 0,5 miligram kurşun artı ekiyonu olduğu belirleniyor. Hı hı. Kilograma miligram çok da güzel uymuş hemen PPM'i sormuş. İş basit. Direkt değer olarak miligram kilogramsa her şeyi rahatlıkla yapabiliriz. Hı hı. Hemen PPM eşittir. Ee, burada çözünen e, koşun artık yönü ne kadar? 0.5 değil mi? 0.5 miligram PB artı 2. E, 0.1 kilogram nerede çözünmüş? Çözeltide de çözünmüş. Hı hı. Oradan değeri ben hemen 0.5 bölü 0.1 5 ppm olarak bulurum. Evet. Tamam.